Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlere uzun zamandır OBS ve Twitch hakkında içerikler üretiyorum. Artık biraz daha değişikliğe ihtiyacımız olduğunu düşünerek diğer sosyal mecralarda da kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz hakkında içerikler üretmeye karar verdim. Bu konuyla alakalı ilk videomuzun içeriği 360sosyal.com diye bir site. Sizlerle birlikte bu siteyi inceleyip bize nasıl faydası olabilir bunları göreceğiz. Şimdi fazla lafı uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sitemize giriş sağladık. Şimdi ben size ufak bir 360sosyal.com'dan bahsedeyim. Bu sitenin, bu platformun amacı insanların sosyal medya hesaplarını, YouTube kanallarını çok cüzi miktarlarla gerçek, organik kişilere iletebilmek, reklam yapabilmek. Sistemin ve işleyişin daha detaylı bilgilerini siteye giriş sağladığımızda sizlere anlatacağım. Sizler de bunu gördüğünüzde anlayacaksınız ki sistemin çok güzel oturduğunu ve işleyen bir sistem olduğunun farkına varacaksınız. Şimdi ben daha önceden bir hesap açtım. Hemen o hesabıma giriş yapıyorum. Siteye giriş sağladığımızda siz bir profil oluşturduğunuzda sistem mutlaka bir cep numarası istiyor ve o cep numarasına doğrulama SMS'i gönderiyor. Zaten bu şekilde de siteye sadece gerçek kişilerin kayıt olabildiğini ve sahte profillerin olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Siteye giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi sol tarafta ana sayfa, görevlerin bakiye yükle, fiyatlar, istatistikler ve kullanım rehberini görebiliyorsunuz. Ben size direkt görev oluşturma ve görev oluşturduktan sonra sistemin nasıl işlediğine dair size bilgiler vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi görevler kısmına giriyorum. Bu görevlerim kısmında gördüğünüz gibi daha önce bir işlem yapmadığım için burada önceki işlemlerim gözükmüyor. Burada yapmanız gereken ilk şey yeni görev oluştur demek. Yeni görev oluşturduktan sonra siz bu görevi Instagram'da mı, YouTube'da mı, hangi sosyal mecrada bulunan hesabınız için uygulayacaksınız. Kategoriler kısmına tıklayarak buradan hangi platformda reklam vereceğinizi, gerçek kişilere ulaşmak istediğinize karar veriyorsunuz. Mesela ben Instagram hesabımda gerçek kişilere ulaşmak istiyorum. Buradan Instagram'ı tıklıyorum ve buradan hizmetler kısmından işte keşfet paketi, takipçi beğeni, yorum, hikayede paylaş, gönderiyi hikayede paylaş, takip önerisi, görseli paylaş, Instagram'da attığınız videoları izletip beğendirtme gibi bir sürü burada gördüğünüz gibi görevler mevcut. Mesela ben Instagram fotoğrafıma beğeni yaptırtmak istiyorum. Kategorilerden Instagram'ı, hizmetlerden de beğeniyi seçtikten sonra yukarıda gördüğünüz görev linki kısmına Instagram postunun linkini yapıştırmak oluyor. Ben hemen sizlere benim bir Instagram postumun linkini buraya yapıştırıyorum. Bundan sonra aşağıya indiğimizde servis açıklaması kısmı var. Burada görevin açılımı var. Servis açıklaması 1, verilen paylaşım linkine gidiniz ve paylaşımı beğenin. Servis açıklaması kısmına geldiğimizde verilen paylaşım linkine gidiniz, paylaşımı beğenin görevleri mevcut. Bunun içinde biz ne istiyoruz? Bunu yapan kişiden, yani fotoğrafımı beğenen kişiden bir kanıt istiyorum. Bu kanıtta screenshot oluyor. Yani bu görevi yapan kişi profilinize gidiyor, fotoğrafı beğeniyor ve screenshot alıp sisteme yüklüyor. Sonrasında bu sistemden de sizin panelinize düşüyor. Ondan sonra siz bu kanıtları onaylıyorsunuz. Size bunu kanıtlamayan birinin görevini kabul etmiyorsunuz. Hemen bunları tek tek elle girmemek için servis açıklamasını görev açıklamasına kopyala diyoruz ve gördüğünüz gibi alt kısma geçiyor bu. Sonra hemen sağ tarafa geldiğimizde gördüğünüz gibi bir Instagram beğenisi 0.07 kuruş. Mesela ben 100 kişiye bu fotoğrafımı beğendirmek istiyorum ve benim toplam ücretim 7 TL gözüküyor. Sonrasında burada sizin kanıtları onaylayacak vaktiniz yoksa 0.05 kuruşa sistemin onaylamasını isteyebiliyorsunuz. Tabii bu istekleri arttırdığınız zaman burada ücretiniz de artacaktır. Gelişmiş seçenekler kısmına geldiğinizde günlük görev yapacak kişi sayısı, mesela siz buradan 200 beğeni istersiniz ama siz bunu 100-100 olarak farklı günlere bölebilirsiniz. SMS bilgilendirmesi 0.05 kuruş diyor. Gördüğünüz gibi yanlarında ekstra ücretleri görebiliyorsunuz. SMS bilgilendirmesi de siz bu görevi oluşturduktan sonra sitede kayıtlı olan kişilerin telefonuna mesaj gidiyor ve diyor ki işte yeni bir görev var, bu görevi yapınız diye bir SMS gidiyor ve bu sayede daha hızlı bir şekilde etkileşim sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda öne çıkar dediğinizde de sitenin görev kısmında üst sıralara çıkartarak daha çabuk görevin gerçekleştirilmesini
verilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda buradan kadın erkek olarak cinsiyet tercihi yapabilirsiniz. Mesela Instagram hesabınız kadınlara yöneliktir. Sitedeki kadın üyelerin bu görevi yapmasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda da burada hangi ilde yaşayanların görevi görmesini istediğini de seçebilirsiniz. Bu sitede kayıtlı olan çoğu kişi müsait insanlara gerçek bir YouTube kanalı, gerçek bir Instagram hesabı önlerine sunuyorsunuz ve burada kanalınızı ve içeriğinizi beğenen kişiler mutlaka sizin profilinizde veya hesabınızda kalıcı olarak takipçiniz olabiliyorlar. Sonrasında görevi kaydet dediğinizde sizin bu görevler kısmına bu göreviniz düşüyor. Burada durum olarak ilk önce sizlerde inceleniyor da gözükecek. Sonrasında sitede görevli olan arkadaşlardan biri görevinizi inceledikten sonra bir problem yoksa eğer hemen aktif ediliyor ve yayınlanıyor. Sonrasında da buradaki panelde sizin önünüze bekleyen görevlerin hepsi tek tek çıkıyor. Sonrasında siz o kanıtlara giriyorsunuz ve o kanıtları tek tek kontrol ederek, screenshotları kontrol ederek onaylıyorsunuz. Aynı zamanda sitenin üst kısmında burada her platform için ve her görev için bir birim fiyatını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda istatistikler kısmında da toplam kaç üyesinin olduğunu, SMS gönderilebilir kaç üye olduğunu ve sistemdeki toplam görev sayılarını anlık olarak görebiliyorsunuz. Ve sizlere bir tavsiyem de kullanım rehberinden mutlaka buradaki videoları izlemeniz ve bunları izledikten sonra görevlerinizi oluşturduktan sonra çok cüzi miktarlarda sosyal medya hesaplarınızı öne çıkartabilir, takipçi ve beğeni kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte Twitch haricinde YouTube için de içerik üretmeye başlayacağım ve bu kanalımın adım adım nasıl büyüdüğünü sizlerle paylaşacağım. Hangi işlemleri uyguladığımı, nasıl yöntemler denediğimi hepsini sizlere anlatarak YouTube kanalınız için de sizlere destek olmaya başlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.